Yeni Nesil Yayıncılık 360 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizinle akşam yemeği yemesek mi mevzusunu konuşacağız. Son zamanlarda çok popüler, çok moda bir diyet var. Aralıklı oruç diyeti ya da işte aç kalarak beslenme gibi pek çok isimleri var. İngilizce pek çok isimleri var ama ben daha çok Türkçe olanlarını kullanmaya çalışacağım. Aralıklı beslenme diyeceğiz buna. Son zamanlarda moda ama aslında bunun temeli 1945'lere kadar dayanıyor. Bu orucun bizim hani dini olarak tuttuğumuz oruçla alakası yok. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Burada aralık belirlendiği için ve o aralıklarda hiç yemek yenilmediği için bunun adına da oruç denilmiş. Şimdi ben bugün ne anlatacağım size? Bu uygulama, bu aralıklı oruç uygulaması doğru mudur? Vücudumuza yararları, zararları nelerdir? Bir de eğer bunu yapıyorsanız, çünkü yapan pek çok uygulayan diyetisyen de var, uygulatan diyetisyen de var, doktor da var. Ama çok karşı olanlar da var. Ben bugün ikisini de ele alacağım. Bunun yanında eğer işte sizin tahlillerinize uygun, her şeyinize uygun ve kendinizi çok iyi hissediyorsunuz bu diyetle, bu da olabilir. Tamamen karşı değilim çünkü. Eğer yapıyorsanız da size güzel bir akşam yemeğinin yanında olabilecek lezzetli bir alternatif salata yapacağım. Çünkü bu açlık diyetlerinde biraz salatalarında kalorili ve oldukça böyle lezzetli olması gerekiyor. Şöyle düşünün, 24 saat açlık diyoruz biz buna. Örnek veriyorum, bunun pek çok dalı var. Şimdi birincisiyle başlayacağım. 24 saat açlık olanla başlayacağım. 24 saat açlıkta aslında isminden de çok anlaşıldığı gibi, mesela akşam işte saat 7.30'da yemek yediniz. Sonraki gün 7.30'a kadar bir şey yemiyorsunuz, aç kalıyorsunuz ama o 7.30'da yediklerinizi sınırlandırmıyoruz. Bazı insanlar bunu tercih edebiliyorlar. Zaten günüm çok yoğun, ben pek bir şey yemiyorum bütün gün. O yüzden akşam eve geldiğimde bir akşam yemeği yesem yetiyor diyenler var. Fakat işte burada uygulama çok önemli. Çünkü bazı kişiler de akşam o 7.30'da yedikten sonra durdurulamama başlıyor. Mesela kişinin çok yüksek insülin direnci varsa, hipoglisemisi varsa, yani şekeri aşırı düşüyorsa ya da bununla alakalı, şekerle alakalı herhangi bir problemi varsa bütün gün aç kalıyor, bir şekilde tölere ediyor, çay içiyor, kahve içiyor, su içiyor, geçiriyor ama akşam 7.30'da yemeği yedikten sonra işte bir bayılma, elde ayakta titreme, ellerde yanma, uyuyakalma gibi semptomlarınız varsa lütfen bu diyetten uzak durun. Ama siz kendinizi çok iyi hissediyorsanız belirli bir dönem, mesela en azından kilo verdiniz işte 110 kilo ile başladınız, bir diyet şaşırtmak için, yani vücudu şaşırtmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Günde bir kez beslenme diyoruz. Fakat bu kalan 24 saatten normalde tuttuğumuz oruçta mesela su vesaire de içilmiyor ya. Onlar içilebiliyor, su içilebiliyor işte. Bazı sebze sularına, yeşil olanlara izin olabiliyor. İşte bu yaptığınız diyete göre değişiyor. Birincisi bu. İkinci yöntem ise aralıklı beslenme olan 16-8 yöntemi. Yani siz 16 saat açsınız. Bunu siz kendiniz belirliyorsunuz ama tercihen işte akşam örneğin 4 saat 4'te 5'te 6'da o saatlerde yemek yiyip işte ondan sonrasında full aç geçirmek gibi. Sonrasında işte sabah kahvaltısına kadar aç kalıyorsunuz ama burada önemli olan şey ağzınıza bir tam ceviz bile atmamak o aralıkta. Neden? Çünkü bizim burada uygulamaya çalıştığımız şey, bazen bazı danışanlarımda bunu da yapıyorum ben. Mesela bazı danışanlarında şöyle oluyor, işte kıramıyoruz, 63 kiloya geldik, asla kıramıyoruz kiloyu. Ne yapıyoruz? Akşam en son yemeği 5'e alıyoruz ve 5'te de böyle çok aşırı karbonhidrat yüklü bir şey yedirmiyorum. Ama siz bu diyete, bu aralıklı 16-8 oruç diyetine yeni başladıysanız, bu hani en azından şu 8 saatlik ya da 6 saatlik, bazen 6 saat de olabiliyor bu, yeme zamanında biraz kaloriyi daha fazla alabilirsiniz daha iyi hissetmek için. Çünkü başlangıçta biraz yorucu olabiliyor. Bir de bu diyeti yaparken aşırı spor yapmamaya dikkat edin. Çünkü bir şey ağzınıza atma ihtimaliniz yok. Diyetiniz bozulacak. Yani burada direkt bozuluyor çünkü. Ağzınıza atamadığınız için de kan şekeriniz çok düşerse işte bayılıyorsunuz, bayağı kötü hissediyorsunuz falan. O yüzden aslında bir nevi tehlikeli bir diyet. Şimdi eğer siz 16-8 yöntemini uyguluyorsanız size güzel, harika bir salata tarifim var. Bu salata tarifinde ıspanaklarımız çiğ. Burada hem aynı zamanda
aralıklı beslenip çiğ beslenmeyi vaat ediyorum. Yani biraz zorlayıcı bir diyet olacak ama en azından bir 3-4 gün yaparsanız, işte kıramadığınız kilolar için, bu akşam yemeği size bayağı iyi gelecektir. Vücudunuz için çok önemli. Ispanak çok iyi bir antioksidan kaynağı. Yani ne demek bu? İyi bir kanser önleyici. Yani biz ıspanağı zaten mevsimi geldi, bol bol tüketmeli miyiz? Evet, tüketmeliyiz. Sevmeyenler bir de çiğ denesin. Çiğ gerçekten çok lezzetli, çok daha da faydalı oluyor. Şimdi bir bağ değil, yarım bağ kadar, işte bağ göre de değişiyor. Yarım bağ kadar ıspanağı büyük büyük kesiyorum ben. Şu kadar yeterli olacaktır. Saplarını ve köklerini de atmayacağım. Bu salatamın adı kök soteli, ıspanaklı, yaban mersinli, lezzetli antioksidan salata. Ispanak köklerimi bile atmadım. Burada sıfır malzeme de çöpe atıyoruz. Bu da çok önemli bence. Çünkü beslenirken her şeyi bir arada yapmak ve dört dörtlük yapmak lazım. İşte hani ben sağlıklı besleniyorum, her şeyi çöpe atayım mantığında olmamak lazım. Eğer sağlıklı besleniyorsanız lütfen dolabınıza da sağlıklı gıdalar alın ki bir şeyleri çöpe atmak zorunda kalmayın. Ispanak köklerimi nasıl yaptım? Ispanak köklerimi bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağda, zeytinyağını yakmadan, ona lütfen çok dikkat edin, zeytinyağını yakmadan soteledim böyle 2-3 dakika kadar. Çok lezzetli oldular. Onu da hemen üstüne döküyorum. Bir de bunun üstüne bir yemek kaşığı kadar yaban mersini koyuyorum. Yaban mersini neden koyuyorum? Hem çok iyi bir antioksidan kaynak, hem de iyi bir kan şekeri dengeleyici. Yani bu yaban mersini bizim gün içinde düşen kan şekerimizi toparlayacak. Burada mutlaka yağ eklemesi yapıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yağımı ekledim. Çünkü bu benim yemeğim olacak. Eğer yanında bir şey yemek istemiyorsanız. O yüzden kalorisini çok düşük tutmak istemiyorum. İsterseniz biraz karabiber koyabilirsiniz. Hani o tamamen sizin tercihiniz. Birazcık tuz ekleyeceğim. Çok fazla tuz eklemiyorum. Ve işte 2-3 tam ceviz, 3-4 tane badem gibi kuru yemişlerle süsleyeceğim. Bunu akşam yemeği olarak rahatlıkla yiyebilirsiniz. Yani illa ki aralıklı beslenmeniz gerekmiyor. Yani siz normal diyet yapıyorsunuzdur. Bu normal diyette de güzel bu kök ıspanak salatayı rahatlıkla diyetinizde kullanabilirsiniz. Ama şöyle düşünmeyin, bu sıfır kalorili bir salata değil. Yani bu sizin böyle sürekli yiyebileceğiniz bir salata değil. Yani yemeğin yanında yiyemezsiniz. Bunu siz yemek olarak yiyebilirsiniz ya da yemeğin yanında yiyorsanız ailecek bölüşmeniz lazım. Bir porsiyon kadar yemeniz lazım. Şimdi aralıklı beslenmeye devam edelim. Aralıklı beslenme için iki yöntem daha var. Otoritelerin söylediği. Bir tanesi 5-2 kuralı. Yani burada mantık ne? 2 gün daha aç kalıyorsunuz. 5 gün biraz daha serbest bırakıyorsunuz kendinizi ama bu 5 gün full serbestlik değil. Burada buna dikkat etmek lazım. Bazen yanlış anlaşılıyor. O süper diyorlar. Pazartesi salı diyet mi yaparım? Sonrasında full yerim. Böyle olursa asla kilo veremezsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Diğer günler ihtiyacınız olan kaloriyi almanız gerekiyor. Yani işte 1600'e zayıflıyorsanız sizin işte 2000 kaloriler, 2000'de de dengede kalıyorsanız dengede kaldığınız kaloriyi almanız gerekiyor bu 5 gün boyunca. Diğer 2 gün boyunca da işte kadınlar için yaklaşık 500, erkekler için de 600 kalori gibi bir kalori belirleniyor. Ama burada yine bu 2 gün için önemli bir şey var. Bu 2 günde az karbonhidratlı besinlerle beslenmemiz gerekiyor. Yani bu ne demek? Bu ne demek? Şu demek. Kadın biraz daha fazla et, tavuk, balık, peynir, süt, yoğurt türevlerine bu 2 gün boyunca bunlardan daha fazla besleniyoruz. Bolca salata tüketiyoruz. Diğer 5 günde normal tüketiyoruz her şeyi ama kendi kalori ihtiyacımız kadar. Bir de işte 3 gün, 4 gün gibi işte aslında şuna denk geliyor bu. Bir gün aç kalmak, işte aç kalmaktan kastım biraz daha protein ağırlıklı bir diyet gibi. Sabah peynir, zeytin, yumurta, ekmek olmadan öğlen bir sebze yemeği olabilir. Yanında bir kase yoğurt, etli bir sebze yemeği. Akşam da
ne diyebilirim? İşte ikindi ara öğünde mesela belki bir meyveye izin verilebilir. Bu biraz kişisel. Akşamda yoğurt, et, böyle yine proteinli bir akşamda geçirip, bol salatayla geçirip o günü o şekilde geçirmek. Sonraki günde daha rahat, biraz daha karbonhidrattan serbest geçirmek. Ama yine bir önceki gün kalori kısıtlamanız var. Yani diğer protein diyetlerindeki gibi siz sınırsız protein yiyemezsiniz bu bir gün bir gün diyetinde. Çünkü buradaki mantık, yani protein diyetlerindeki mantık işte uzun sürede vücudu ketojenize sokmak 10 günde ve orada yağ yakımını sağlamak. Ama burada bir gün bir gün diyetinde burada karbonhidrat almıyorsunuz ama sonraki gün alıyorsunuz. O yüzden burada karbonhidratı kaçırdığınız anda sizin diyet yine patlar. Şimdi bu aralıklı beslenmeyi ben bugün niye anlattım? Niye anlattım biliyor musunuz? Bunun aslında vücuda faydaları da var. Mesela ne gibi faydaları var? Sürekli şöyle düşünün. Gelip gidip ağzınıza bir tane yaban mersini attığınızı düşünün. Aslında faydalı bir gıda. Ya da mesela şu kadarcık bir ceviz attığınızı düşünün. İşte yarım saatte bir sürekli bir şey atıyorsunuz ağzınıza ya da otururken. Sürekli vücutta insülin salgılanmasına sebep oluyorsunuz. Yani sürekli vücudu aslında uyarıyorsunuz. Sindirim sisteminizi sürekli uyarıyorsunuz. Bu ne oluyor? Bu sizin vücudunuzdaki oksidatif stresi artırıyor. Yani vücudunuz sürekli bir alarm veriyor. Vücudunuz sürekli glikojen depoluyor. Vücudunuzda sürekli bir işte yağ depolama alarmı var. Çünkü bu insan sürekli bir şeyler yiyor. Bu durum sürekli olunca yağ yakımı azalıyor tabii ki. Bu yüzden de aralıklı beslenmeyi şu yönden seviyorum. Eğer kişide kan şekeri problemleri yoksa, örneğin akşam 6'da kesip sabah 9'a kadar hiçbir şey yemediğinde emin olun vücudu rahatlıyor, iyi hissediyor. Çünkü gece salgılanan önemli bir melatonin hormonumuz var bizim. Bu gece 9 ila 2 arası da çok yüksek seviyede salgılanmaya başlıyor. Burada da siz sürekli uyardığınızda işte orada yağ depoları düzene giriyor, bütün vücut düzene giriyor. Tamamen işte melatonin vücudu epifizden salgılanan çok iyi bir hormon. Bütün vücudu aslında düzene sokuyor ama siz sürekli gece bir şeyler yediğinizde melatoninin bile salgılanmasına sıkıntı veriyorsunuz. Çünkü gözünüzün kapalı ve karanlık bir ortamda uyuyor olmanız lazım salgılanması için. Bu yüzden bu aralıklı beslenmenin, şu gece beslenmeme olayı çok güzel. Vücut için istenen bir durum. Fakat şu hani 24 saatte bir beslenme kısmı bence uzun dönemde uygulanacak bir yöntem değil. Ama bu diyetin savunucuları 24 saatte bir beslenmenin ancak 2-3 ayda vücutta iyi olarak etkilerini çıkartacağını söylüyor. Bu yüzden 24 saatte bir beslenmeye biraz uzak olsam da bu 16-8 beslenmenin dönem dönem işte bir ay kadar belki yine altını çizerek söylüyorum. Kişide kan şekeri problemi yoksa ve kişinin herhangi bir rahatsızlığı yoksa, çünkü bu diyet böyle full açlıklar falan olduğu için biliyorsunuz bu su diyetleri, 10 gün açlık diyetleri gibi pek çok diyet türü var. Böyle bu diyetler öyle hani kafamıza göre birinden yardım almadan yapabileceğimiz işte sabah yumurtamı peynirimi yiyeyim diyetleri değil. Bu yüzden bu diyetlere çok dikkatli olmalıyız. Çok fazla yapan kişi var. Örnek olarak hani gösteriyorlar. Bu güzel bir çalışma ama lütfen kendinizi tanıyın, bilin ve ona göre davranın diyorum. Gece yemelerinde eğer kendinizi tutamıyorsanız bu diyete başlayabilirsiniz. Bu sizin için iyi olur. En azından gece yemek yemeyi kesmenizi sağlar. Ben akşam için bir öneri verdim bugün programda. Güzel kök ıspanaklı, antioksidanlı, bol antioksidanlı bir salata yaptım. Ve aralıklı beslenmeyi şöyle kısaca üstünden toparlayarak bir anlattık. Umarım bugünkü program işinize yaramıştır. Güzel bilgiler paylaşmışızdır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.